az anlar oluyor. Botta her şeyi çok ezber ediyorsunuz. İşte Kranvag'ın oynanır. Gelir milletin ağzını yüzünü dağıtır. T95 çiftin girer. Tepelerde olayları inletir. 279 geldi. Allah kahretsin gene bu oyun kayıp diye ağlar durursunuz ama bunlara tamamen kendinizi kaptıracağınız o son anda öyle saçmalıklar olur ki ya bu oyun hakikaten bütün dünyası rastgelelik üzerine, bütün dünyası arenci üzerine dersiniz. İşte o savaşa hoş geldiniz. Altımda Rino Cerente, yanımda yeni yaverim Müslüm Bey ile birlikte. Burada onun da altında vz ile Seviye 8 maçta Ruinberg'deyiz orta kısmı hareketli bir şekilde gidiyorum. Neden? Rino Cherente çünkü ne idüğü belirsiz bir alet biliyorsunuz ve oyunun başında neredeyse yarı canımı bırakacakken şansıma Teon'dan yemeyerek kurtarıyorum. Şimdi Rino Cherente neden garip böyle? Neden ben böyle bir girizgahla başladım? Rino Cherente bu oyunun en kötü ne idüğü belirsiz ama kötü anlamda ne idüğü belirsiz seviye 10 tanklarından bir tanesi ağır tank olarak gözükmesine karşın aslında yapabildiği şey 360 derece dönen kuleli bir tank avcısı olmaktan pek öte değil. İsabetli bir top, hareket halinde isabetsiz atışlar, garip bir zırh profili, ortalama bir hareket kabiliyeti. Ama diyorum ya seviye 8 oyunlar olduğunda garip şeylerle baş başa kalabiliyorsunuz diye. İşte onlardan bir tanesi de burada olacak. Hem tankı bir hatırlamış olalım hem de neler döndüğünü görelim. Şimdi benim burada orta kısma gitmemin amacı gene kendisini ortaya sokan burada VZ55'imize, Müslüm Bey'imize yardımcı olmak. Yalnız benim arkamdaki Becer ve yanımdaki Ruh burada çok fazla güven aşılamıyor elbette. Ben de bu nedenle olabildiğince temkinli bir şekilde bakmaya çalışıyorum. Topumun isabeti 0.32 kağıt üzerinde. Ve nişan alma sürem de kısa gibi gözüküyor ama hareket halindeki dağılım çok yüksek. Yani adeta grill gibi kağıt üzerinde isabetli gerçekte o snapshot denilen çevir at yapılan atışlarda çok fazla böyle sizi tatmin etmiyor. Önümüzde Carrefour. Arka tarafta bir obje 274. Onun yanında Pantera. Yani beni sıkıntıya sokabilecek aslında çok fazla tank var. Kağıt üzerinde olduğunu söylemiştim bunun bir e, ağır tank olarak ama şimdi tabi bu her zaman da iş yapmayacak demek değil. E, güzel bir şekilde de şimdi o 3 mermi alan 490 ortalama hasar veren şarjörünün ne kadar ...etkili olabildiğini görüyoruz. Bu arada Pantera'nın 17 vurarak... E, ...benim sürücümün dişini kırması ve burnunu kanatması sebebiyle... ...sürücüme iyileştirme kullanmam da gerektiğini aradan kaçırmayalım. Teşekkür ediyoruz... ...VOT dinamiklerine. 17 hasar verenle... ...Lol traktörün bile ölmeyecek mürettebatını Rino Cherente'de öldürttüğü için. Şimdi sol tarafta Badgers e, basıyor. Sağ tarafta daha böyle bir ortalama durum var. Yani stalemate diye adlandırabileceğimiz kafa kafaya bir durum var. Kusura bakmayın. İngilizce tabirleri geliyor. İşte e, meslek hastalığı. E, burada geçmeye çalışan ben Carrefour'a atış yapıyorum. Arkadan suyu atacakken Becer'e bastığını gördüğüm için Carrefour'a diğer atış yapmayı daha doğru buluyorum. Ve Carrefour arkaladı Becer'e. Ve bakıyorum o şarjörünü boşaltacak. Ya ölmesin diyorum. Burada bir garip durum var bu arada. Tam ne olduğunu anlayamıyorum. Ve Carrefour'a basmaya gidiyorum. Sorun nerede? Klasik İtalyanlarda yapılmaması gereken en büyük hatayı yaptım. Son mermiye kaldım. Son mermiye kaldığımızda aynı LoL traktörden bahsettiğimiz gibi DPM'imiz yerlerde geziyor. Yani e, 16 saniyeli bir atış yapmaya başlıyoruz. Muazzam bir şekilde etkisini kaybediyoruz. Ancak şu an bastığım durumda o kadar garip bir pozisyon var ki işte 45 saniyeli yükleyen şarjörünü bir Carrefour olduğu zaman 16 saniyeli bir bile yüklüyor ilk yükleyen siz oluyorsunuz. Hele ön tarafta bir TL4 Lightweight burada beceri palette tutacağım diye sürekli bu şekilde önüne atış, atış yapar ve size ilgilenmezse de devamında oyun daha rahat bir hale alıyor. Şimdi burayı güzel aldık ama gözleriniz mini haritada olsun. Orta tarafta VZ55'e doğru basıyorlar. Ve ben gene son mermimi attığım için burada yüklemede sıkıntı yaşıyorum. Bu arada Rino Cerente'nin yükleme mantığı da birazcık daha farklı tabii ki. Bu ondan da bahsetmem lazım. Kusura bakmayın. LOL Traktör spot verdi sağ taraftan. İlla diyorum LOL Traktör. Bu arada Panzer 2 3'e terfi ettik onu da söyleyeyim. 3,5 yaşında adama LOL Traktör demek biraz saygısızlık oluyor. Neyse konuyu uzatmıyorum. Şimdi arka tarafta bastıklarını görüyoruz ve ben burada yetişemedim ne yazık ki Müslüm'e. Canlı yayında bu maçı zaten denk gelenler oldu. Ama ben biraz daha tankın kendi özelliklerine odaklanıyorum. Bunun yayın tekrarını daha sonra YouTube'a koyacağım. Şimdi bakın 279'a burada net atışlar yapmaya çalışıyorum ama e, oyun çok izin vermiyor. 032'lik bu nişan 279'u bu mesafeden bile vurmama pek imkan tanımıyor. Ve daha büyük bir sıkıntım var. Normal mermim bitmek üzere. Şu an mermimin yüklenmesini yani deniyorum, bekliyorum. 279 E'nin zayıf noktalarını bulmaya çalışıyorum. Yeşil gördüğüm noktalar var. Ama bu atışlar girmiyor. Çünkü zor. 032 ile bile olsa 274'ü 279'u ön zırhtan delmek oldukça zor ve iki mermim kaldığı için AP'de bu defa hite geçiyor ve orta kısımdan uzak mesafeli ne yapabilirim ne yapamam diye bakıyorum. Şimdi burada açılmamam lazım. 1200 canım var. İyi gibi gözüküyor ama bu tank zaten tank avcısından hallice bir art olduğu için bu canını kaybetmesi çok çok kolay. Şöyle söyleyeyim size. Baktığı zaman düz zeminde bu yanaklar 250-260 mm kalınlıkta efektif zırha. Buralar ise 200 mm zırha sahip. Yani bu adamla böyle e, hull down yapayım kafa göstererek oynayayım gibi maceralara girmenin anlamı yok. En büyük başka sıkıntılarından biri de Heat mermisinin inanılmaz yavaş olması. Normal APCR mermisi 1400 küsür metre bölü saniye hıza sahipken e, altın mermisi olan Heat hem sadece 228 gibi bir değer deliyor. Hem de sadece yine 780 metre bölü saniye gibi neredeyse ana mermisinin yarısı hızında bir hıza sahip. Ve bu gerçekten uzak mesafeli atışlarda sizi ezdiriyor. Zaten amacı da biraz Rino Cherente'nin ee, bu. Hani kağıt üzerinde mantığı. Heat'i yakın mesafeden delmekte zorlandığı adamlara karşı kullansın. Kesinlikle uzaktan keskin nişancılık için kullanmasın. Normalde ana mermisiyle ise istediğini uzaktan 1400 küsür metre bölü saniye hızıyla avlasın. Şimdi Skoda 50T ve AM, e, e, AMBT'yi e, 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 neyse şimdi çaktırmayalım e AMBT'nin nelere ifade ettiğini kullanarak uzak mesafe atışlar yapmaya çalışıyorum bu çok şanslı bir delişti. Ne kadar yavaş gittiğini gördünüz. Sençliyon geri gelirken ön zırhından delmeyi başardı bir şekilde. Durum 10'a 8. Ancak cam farkı bizim aleyhimize eksi 800'de. Ve karşı tarafta Kranwagen 279 grill gibi tanklar varken ben de sadece burada Badger var ve yani Skoda T50 geliyor sonrasında. Ve bu atışımla açıldığım için hemen sola doğru kaçıyorum ki 279'dan bir daha yemeyeyim. Biliyorsunuz o da 490 vuruyor ama o 8 saniyeli bir vuruyor, DPM'i oldukça yüksek ve şarjör gibi bir sıkıntısı yok. Reno Charente'yi unutanlar için söyleyelim, aslında bayağı böyle reklamını yaptıkları özel bir otomatik yeniden yükleme sistemi var. Mermilerde normalde Renault Charente değil de Projet de olsaydı biliyorsunuz tek tek yükleniyor, tam yüklenmesini beklemezseniz ve mermi ateşlerseniz e, tekrar sıfırdan o mermiyi bayağı uzun süre yüklemeniz gerekiyor. Ağır tanklarda ise şöyle bir durum var merminin yüklenmesine ne kadar geç kala yani mesela bir saniye kala atış yaptınız ya size diyor ki kardeş bir saniye kala atış yaptın ben sana telafi vereceğim bir sonraki mermiyi tam o hani normalde 15 saniye yükleniyor ya öyle yükleme de sen 7,5 saniyede yükle diyor yani sizin o hatanızı telafi ediyor bunun detaylarına bakmak için eski videolara veya Rino Cherontae'nin bu otomatik yeniden yükleme sisteminin daha iyi olup olmamasına bakı yani nasıl çalıştığına bakıp bakabilirsiniz. Ama bu yükleme sırasında iki tane böyle paragraf gibi açılan küçük kutucuk bunu gösteriyor. Ne kadar kısa süre kalırsa yüklemeye o sırada attığımda biraz daha bir sonraki mermi erken yükleniyor. Yani onunla böyle bir destek alıyorum. Şimdi bir sağ yaptım bir sol yaptım çünkü ne yapacağımdan tam emin değildim. Müslüm'le de konuşuyorduk o sırada ne yapayım diye. Sağa gitmeye karar verdim. Oyunun hızlandığı nokta bu oluyor ama bakın 5 tane HE mermi almışım. Onun şu an sıkıntısını yaşıyorum. Onlardan aslında 3'ünü gene hit ve APC'li mermiye dağıtabilirdim. 33 tane toplam mermi taşıyor Erino Çörenti. Gördüğünüz gibi 40, 44 kilometreye anca varıyor. Bu da turbo şarjlı hızı. Normalde 40 kilometrede kalıyor. Bu izlediğinizden daha kıvrak ve unutmayın. Yine basın hesabını izliyorsunuz tamamen. Tahvili donanımlar var. Sonunda o öldüremediğim 279'u yandan yakalıyorum. Rahat bir atışla paletini vuruyorum. Ee, ikinci yetişecek mi? İşte şarjör burada işe yarıyor Allah'tan. Ve ben heat mermimi yüklemeye devam ediyorum. Ama 11-12 yani önemli bir adamı indirdik. Zaten Osmanlı İmparatorluğu'nun torununu indirmişiz. Bundan sonra Karlofçı Anlaşması'nı imzalatıyorum karşı takıma. Diyebilecek miyim acaba? Şimdi sağ tarafta T10 var. Sol tarafta Kranwagen var. Skoda'ya basıyor. Kafayı geri çevirdim. T10 çıkarsa en azından ona vurabileyim diye. Ama gözüm aslında ve hedefim de Kranwagen'da. Skoda ama mermisini attı. Kötü kaldı ama mermisini ilkine ilkini sokamadığını biliyorum Kranwagen'ın. Bu yüzden riski alacağım. İlki güzel gitti yandan. İkinci bakalım kurtarabilecek mi? Kendisini Haldan pozisyonu yani. Sadece kafa gösterecek pozisyonu almaya çalışıyordu ama başarılı olamadı. Şimdi gene sol tarafa doğru bakıyorum. Çünkü sağ taraftan Teo'nun gelmesindense aynen öyle. Oradan Sentryon'un geleceğini düşünüyorum. Ve sağ taraftan yine Arkadyn Teo'na doğru ilerliyorum ama Sentryon da geliyor nedense. Burada Teon'a bakıyorum, o bana bakıyor. Centurion kapatıyor arayı. Burada bir sıkıntı var. Şimdi kime dönsem sağ gördü, sol gördü, attı. Attırdım ona ve tam bu sırada Centurion'a dönüyorum. O da döndüğümü gördü ve tek atış olduğu için korktu. Ben burada ondan bir 41 yiyorum. HE mermi ile alakalı sıkıntısı var düşman takımının. Ve Theon'un ilerlediğini görüyoruz. Arka taraftan Scorpion kaldı. Durum 13-13. T10'a gidecek miyim? Arkaya dönecek miyim? Grille denk geliyor arkadan. Skorpion güzel bir şekilde 500'ünü patlatıyor. Ben de burada kendimi çok göstermediğim için T10'a geliyorum. Kafası dönük. Hareket haline yakın mesafede. Burada üzmüyor. Yalnız fark etmediğim bir sıkıntım var. Tek mermim var. Sadece tek mermideyim ve Grille doğru gidiyorum ve bunun farkında değilim. Bir taneyi patlatıyorum ama 15 saniye Arkadan Ram 239. Neden? Çünkü hafif bir tank ama grill burada saçmalıyor ve beni delemeyeceği bir pozisyona atmayı başarıyor. Normalde düzgün nişan alsa burada 790'ı koyardı. Scorpion da ön taraftan basıyor. O da delemedi ama bu sırada artık HE mermimi yükleyip yandan öldürebiliyorum grill'i. Son anda bir ot kanada bir bu kanada çok koşuşturmacalı bir oyun oldu gerçekten. Ee, ama 9 kill almayı başardık buradaki Scorpion'un da yardımıyla. 15-13 ucu ucuna oyunu çevirdik. Hiç zannetmiyordum. Oynarken de öyle hissetmiyordum. Ama bu oyun geldi. Bir şekilde getirdi kendini. Ve Rino Cherenten'in şarjör mantığını olabildiğince özellikle son raddede mermim kalmayan edek nispeten düzgün kullanmayı başardım. Bu maçın olayı size Rino Cherenten'i göstermek değildi. Vot hala Farklı tanklarla, yerin dibine gömdüğünüz, dibine soktuğunuz, itin bir tarafına indirdiğiniz tanklarla saçma sapan şekillerde kazanabileceğinizi gösteriyor. Yeter ki kartlar doğru dağıtılsın, Ruinberg'de kartlar yeniden dağıtılsın <laughs> ve bu şekilde oynansın. Seviye 8 maç olmasın. Elbette büyük bonus ve etkisi var ama ben böyle maçları özellikle seviyorum. Bunlar seviye 8 oldu diye paylaşmayı hiçbir zaman esirgemiyorum normalde çok fazla karşımıza çıkmayan bir tankla böyle bir savaş izlemek her zaman nasip olmuyor çünkü. Ben de bunu nasip etmek istedim size. Hızlıca bir oyun sonu sonuçlarına bakalım. As madalyası geliyor elbette. Nedeni de çok bariz. 1400 baz deneyim var. Aslında hasarımız çok yüksek değil. Bir tane uzak mesafeli galiba kör atışımız girmiş. 5900 orada savaş içinde gözüküyordu. Burada 6300 olduğunu görüyoruz. 27 atışımızın 23'ünü isabet ettirmişiz. Ee, ama çok fazla spot hasarımız yok, başka bir şey yok derken 50M bize destek vermiş, Carrefour destek vermiş. Osmanlı İmparatoru da taşıyabildiği kadar taşımış ama Viyana kapılarında Rino tokmanı in tokmağını indirmeyi başaramamış. Evet kötü esprilerimle hayatım devam etmiş ama oyunun sonuna kalan adamların çoğu hakikaten düşman takımına en fazla hasar verenler olarak öne çıkıyor. Ee, güzel bir oyundu denk geldi paylaştım ettim diye özetliyorum. Sadece tek bir şekilde Rino son olaylarını göstermek istiyorum. Niye garip olduğunu göstermek istiyorum. Ee, 1.92 nişan süresi 0.32 dağılımı gözüküyor ama hareket halinde dağılımın artışı inanılmaz yüksek. 40 km hızı gözüküyor. Bunu orta ve sert zeminde koruyabiliyor. Zemin dirençleri düşük ama daha üzerine çıkamıyor. Yani Centurion gibi bir tank. Böyle orta tanka daha yakın bir hareket kabiliyeti. Zırsızlık. Keskin nişancı top ama hareket halinde aslında Çevir attı o kadar iyi değil, hızlı değil. E, gövde zırhına olaylara baktığınız zaman yani kafa kafaya biri gördüğünde 230 mm, yanaklarda 269 yani biri gelip de burada altın attığında yem yeşil Çamlıca Tepesi gibi bir tank görüyoruz karşımızda. Bayağı, bayağı öyle yani. Bayağı hakikaten öyle. Yani değişik bir tank. Benim çok ettiğim bir tank değil ama dediğim gibi işte ve gördüğümüz gibi halen iş yapılabiliyor. Umarım hoşunuza gitmiştir başka videolarda, başka diğerlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.